Alkolden nitrat esteri bu genel tepkime ile oluşturulur. Alkolümüz sol tarafta. Katalizör olarak konsantre nitrik asit ve konsantre sülfürik asitle tepkimeye sokuyoruz. Bu tepkimenin tersinebilir olduğunu düşünüyorum. Nitrat esterimizi sağ tarafta oluşturabiliriz. Bu süreçte ayrıca su da oluşur. Su molekülü alkol üzerindeki bu hidrojen ve nitrik asit üzerindeki bu OH'dan gelecek. Şimdi nitrat esteri oluşturma mekanizmasına bakalım nitrik asidimizi yeniden çizerek başlayalım. Sanırım bu doğru mekanizma. Aslında bazı kitaplardan mekanizmalara baktım ama bu mekanizmayı hiçbir yerde bulamadım. O yüzden bunun doğru olduğunu umuyorum. Evet, nitrik asit ve sülfürik asidi düşündüğümüzde sülfürik asit daha güçlü bir asittir. Sülfürik asit protonları verecek ve nitrik asit ise bu protonları kabul edecektir. Nitrik asit baz işlevi görecektir. Oksijendeki ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alacaktır. Şimdi oksijenin 3 bağı var. İkisi hidrojen ve biri ise buradaki azotla olan bağ. Hala üzerinde bir ortaklanmamış elektron çifti var ve bu ona artı bir formal yük veriyor. Buradaki azot bir oksijene hala çift bağlı ve buradan da bir oksijene tek bağla bağlı. O zaman eksi bir formal yük ve artı bir formal yük diyelim. Bu mekanizmamızın yani asit baz tepkimesinin ilk adımıydı. Sonraki adımda daha yakından bakacak olursak ayrılan grup olarak suyu görüyoruz. Oksijenimizdeki ortaklanmamış elektron çifti buraya gelip yeni bir pi bağ oluşturursa bu durum bu elektronları oksijene atabilir ve su ayrılmış olur. Şimdi bunun sonuçlarını çizelim. Artık ayrılan grup olarak elimizde H2O var yani H2O ayrıldı. Azot var ve oksijene çift bağlı. Şimdi de aşağıdaki bir başka oksijene çift bağlandı. Hala artı bir formal yükü var. Buna nitronyum iyonu diyoruz. Azot pozitif yüklü olduğu için elektron ister değil mi? O zaman mekanizmanın bir sonraki adımında elektrofil işlevi görecektir. Bir alkol molekülü geldiğinde ki zaten alkollerde şöyle ortaklanmamış elektron çiftleri olur, negatif yüklü elektronların nükleofil işlevi görebileceğini biliyoruz. O zaman negatif yüklü elektron pozitif yüklü azot tarafından çekilir. Nükleofilik saldırı bu elektronları oksijenimize gönderir. Şimdi bu nükleofilik saldırının ürününü çizelim. Evet. Şimdi elimizde oksijene bağlı R grubu var. Oksijenimiz ise bu azota bağlı. Bu oksijen hala bir hidrojene bağlı ve bu durum ona artı bir formal yük veriyor. Azotumuz hala yukarıdaki oksijene çift bağlı. Şimdi ise bu oksijene tek bağlı, bu durumda da oksijene eksi bir formallük, azota ise artı bir formallük veriyor. Neredeyse nitrat eserimizi oluşturduk. Şimdi yapmamız gereken asit baz tepkimesini gerçekleştirmek ve oksijenden bu protonu almak. Su gayet iş gören bir bazdır. Oksijenimizdeki ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alarak bu elektronları oksijene bırakabilir ve şimdi nitrat esterimizi oluşturabiliriz. Elimizde oksijeni ve NO2'si olan bir R var. Tekrarlayayım. Bunun doğru mekanizma olduğunu düşünüyorum ama %100 emin değilim. Nitrat esterlerinin oluşumunun birkaç bilinen örneği vardır. En bilinen tepkimeye bakalım. Reaktant olarak bu alkolle başlasaydık ne olurdu bir bakalım. Buna gliserol veya gliserin deniyor. Üzerinde 3 OH grubu var. Gliserine aşırı miktarda nitrat asit veya sülfürik asite tepkimeye sokarsak OH gruplarının her birinde nitrat esteri oluştururuz. Gliserine nitro grupları eklediğimiz için bunun adı nitrogliserin olur. Tabii ki herkes nitrogliserinin ne olduğunu bilir. Çok meşhur bir patlayıcıdır. Sıvıdır, darbelere karşı oldukça hassastır. Bu yüzden son derece tehlikelidir. Bu yüzden nitrogliserinle deney yapmak her ortam için önerilmez. Laboratuvarda kullanmak için nitrogliserinden daha iyi bir örnek pamuk veya selülozdan başlayarak başka bir nitrat esteri oluşturmak olacaktır. Burada selüloz polimeri var ve bir grup glikoz molekülünden oluşuyor. İşte tam burada bir glikoz molekülü var. Yine aynı şekilde burada da. Kocaman bir polimer içine bir sürü glikoz molekülünü koyarsanız da selüloz yani pamuk elde edersiniz. Pamuğu alıp konsantre nitrik asit ve konsantre sülfürik asitle karıştırırsanız nitro grupları bu alkol gruplarına yerleştirebilirsiniz ve nitrat esteri oluşturabilirsiniz. Yani bu alkol gruplarının her biri nitrat esterine dönüşür. Nitrat esterlerimizi gösterelim. Her bir glikoz molekülü için 3 nitrat esteri olduğuna dikkat edin. Ürün olarak da nitroselloz oluştururuz ya da diğer adıyla pamuk barutu. Pamuk barutu nitrogliserinden çok daha kararlıdır. Pamuk barutunu bir gün boyunca depolayabilirsiniz ve yaktığınızda küçük bir ateş topu oluşturur. Kimya laboratuvarında örnek olarak kullanmak için güzel bir bileşiktir. Ancak tabii ki öğretmen veya laborant gözetiminde kullanılması gerekir.